Evet. Buyurunuz, buyurunuz, buyurunuz. Yeni sorum geliyor. Bakın. Yeni sorum şöyle. Gene bir beşgen veriyorum. Gene bir beşgen verdik. Olduğu kadar. Arkadaşlar, diyor ki adam, bu beşgende şuradan tepeye dik gittim. Tamam? Buradan tepeye dik gittim. Hoş geldin. Şurası x olsun, burası y olsun. Tamam mıyız? Soru x bölü y. X bölü y nedir? 2 saniye bekliyorum. Murat, abi yazabilirsiniz. Ekran görüntüsü alıyoruz biz daha çok. Ekran görüntüsü alıp o şekilde devam ediyoruz. Yani ya çünkü sizin orada yazmanızı beklersek biraz uzun sürebiliyor. Hadi bakalım gençler. X bölü Y. Evet arkadaşlarım. Dikkat etmeni istiyorum. 1 artı kök 5 bölü 2 diyor Mahir. Çünkü anladı ki bu dersin içinde sürekli 1 artı kök 5 bölü 2 bulacağım. Evet abi. Size sonra sonra yapmak istiyorum yine soruyu. Öncelikle şu açı kaç derece? 72 dışı mıydı? Duyuyorum ben oradan. Merak etme. Senin seslerini duyuyorum. Bu 72 dışında mıydı? İçerisi 108 mi? Aa bu 108. O zaman bu 18. Sıkıntı var mı? Gel kardeşim. Bak bir tane köşegen çizelim ya. Bir tane oturup burada köşegen çizelim. Aldım buradan buraya bir köşegen çizdim. Tamam. Şimdi hocam bunun tepe açısı kaçtı? 108. Taban açıları 36-36 mıydı? O zaman arkadaşım çok gözükmüyor ama biraz benim çizimimden kaynaklı. Burası 18 mi? Sıkıntı sorun yok değil mi arkadaşlar? Abi. Hoş geldin. Dikkat et. Şimdi. Burada ne yaptık? Şurası benim için bir kenar. Burası da benim için bir ne? Köşegen. Az önceki soruda ne bulduk biz? Köşegenin kenara oranını buldum. Kaç olarak buldum köşegenin kenara oranını? Fi olarak buldum. Doğru mu? E o zaman benim köşegenim fi ise kenarım da bir ise. Evet gençler. Şurayı görüyor musun? Mahi! Şurayı görüyor musun oğlum? Açıortayı görüyor musun? Açıortay teoremi neydi? Kolların oranını tabanların oranına eşitti. O zaman x bölü y 1 bölü fi miymiş? Mahir! X bölü y neymiş? 1 bölü fi kadarmış. O zaman bu 1 bölü bu neydi? Kök 5 artı 1 bölü 2 mi? Kök 5 artı 1 bölü 2'ymiş. E o zaman hocam 2 bölü kök 5 artı 1 mi? 2 bölü kök 5 artı 1. Ben bunu hemen kök 5 eksi 1 ile genişletirim. Bu bunun eşleniği değil. Bak bir kere daha söyledim. O zaman hocam bu 2 kök 5 eksi 1 bölü değil mi? 2 kök 5 eksi 1 bölü. 2 kare farkı yap. 5 eksi 1'den 4 mü? 2 ile 4'ü sadeleştirdin. Kök 5 eksi 1 bölü 2 benim bu sorumun cevabı oluyormuş diyebiliyoruz. Aynen öyle. Geometrinin en romantik kuralı. Çok güzel. Teşekkürler Mahir. Evet diyor ki Mahir. 1'in x'e olan oranı, fi'nin y'ye olan oranı. Hatta hemen şuraya bir kere de çizip gösterelim, değil mi? Açıortay deyince ne yapıyorduk? Açıortay deyince ne yapıyorduk? Çizdin. Al sana açıortay. A diyen, B diyen, M diyen, N diyen. Geometrinin en romantik kuralı. A'nın M'ye olan oranı. A'nın M'ye olan oranı. Kime eşitti? B'nin N'ye olan oranına eşitti kardeşim. Teşekkürler Mahir. Hatırlatmış olalım. Bu da bizim için açıortay teoremi. Ekran görüntüsü 3, 2. Lan ne muhteşem üçlüsü. Bildiği bütün tuşlara basmaya başladı bak yine. Muhteşem üçlü yazdı. Ağzını kırdım. Maşallah dediğimiz çocuk 5 dakika yaşamıyor ya. Şu tepe açısını tabii biraz fazla alıyorum. 108'den fazla alınca çapı çubuk açıyor. Tamam. Bu biraz daha oldu. Evet gençler. Şimdi elimizde bir tane düzgün beşgenimiz var. Düzgün beşgenimiz var. Tamam mıyız? Bu düzgün beşgende bütün köşegenleri çizin diyor. Bütün köşegenleri çizin.
Tamam. Farkında mısın? Şurada da bir tane beşgen oluştu. Adamın sorusu şu. Bize sorduğu şey şu. Hocam orada beşgen vardır. Aynen beşgen vardır. Beşgendir babamış bu. Evet arkadaşım. Şimdi şu taralı beşgeni görüyor musun? Taralı beşgeni görüyorsun, değil mi? Şu ilk beşgenin, buna ilk beşgen diyelim. İlk beşgen gördüğümüz. Soru şu. İlk beşgenin alanının, ilk beşgen alanı bölü taralı beşgen alanı. Taralı beşgen alanı nedir diye soru sormuşlar. Evet. Biraz daha görünüyor. Gençler hadi bakalım. İlk beşgenin alanının taralı beşgenin alanına oranını soruyorum. İlk beşgenimi biliyorsun. İlk beşgenim hangisi? Şu. Bu ilk beşgen. Şu da taralı. Bu da taralı beşgen. Arkadaşlar bu zaman vakti zamanının iyi sorularından bir tanesi. Şimdi arkadaşlar buradaki şekilde çok üçgen var. Doğru mu? Buradaki şeklimizde birçok üçgeniniz var. Düzgün beşgenin içerisinde köşegenlerle oluşturduğum üçgenler. Evet arkadaşlar buradaki bütün üçgenlerin hepsi bizim için altın üçgen. Lütfen dikkat. Tepe açısı 108. O zaman buralar 36-36'dır. Şu 36, bu da 36. Doğru mu? Aynı mevzuya şuradan bakarsan. Bu 108 ise bu 36 mı? O zaman bu da mı 36? O zaman hocam şuradan bakarsan 108 36 mı? Bak 108 ile 36 bunlarsa bu da 36. Hocam 36 36. O zaman burası 108. Değil mi? Bak şurası basık bir altın üçgen mi? Ne yapıyordu? 36'nın gördükleri birken, hatta dur şurada daha küçüğü var bak. 36 bu kaç? 72. Şurada mı 72? Evet buradan alıp geleceğim. Lütfen dikkat. 36, 72, 72. Dikey bir altın üçgen. 36'nın gördüğü 1 ise 72'nin gördüğü fi kadardır. Şu. Şunu görüyorsun. Abi. Bu 36 mı 36? Bu fi ise bu da fi. Basık bir altın üçgen. 36'nın gördüğü fi ise 108'in gördüğü bunun fi katı. Bu da ne oldu? Fi kare mi oldu? Sorunu olan var mı? Evet çok güzel. Arkadaşlarım şimdi büyük beşgen ile küçük beşgen benzer. Doğru mu? Ve buradaki şeklimizdeki benzerlik oranı ne? Buradaki benzerlik oranı ne? Benzerlik oranı. Kaç çıkıyor? Bak bunun bir kenarı 1. Bununki fi kare. Benzerlik oranı 1 bölü fi kare mi? İlk beşgen dediğim benimki büyüktü. Özürler. İlk beşgen dediğim benimki büyüktü. O zaman benimki ne oldu? Fi kare oldu. Fi kare bölü 1. Benzerlik oranı. Soru. Alanlar oranı mıydı? Alanlar oranını nasıl buluyorduk? Bir daha söyle onu. Alanlar oranı. Alanlar oranını nasıl buluyorduk? Benzerlik oranının nesiydi? Karesiydi. O zaman fi karenin karesi olacağından dolayı ne oldu gençler bu? Fi üzeri 4. Artık gidersiniz. Fi yerine yazarsanız cevabı bulursunuz. Sıkıntısı olan var mı burada? Evet. Fi dediğim şey kök 5 artı 1 bölü 2 idi. Demek ki benim buradan sonra kök 5 artı 1 bölü 2'nin dördüncü kuvvetini almam gerekiyor. Yani Mustafa'nın yazdığı şey doğru. Kenarlarının oranı bir işe yarıyor mu? Kenarlar oranı bize neyi verir abi Mustafa? Benzerlik oranını verir. Ben sana alanlar oranını sorduğum için bunun karesi de neyi verecektir kardeşim? Alanlar oranını verecektir diyebiliriz. Evet arkadaşlarım bak burada çok tatlış daha bir olay var. Lütfen dikkat. Biz ne dedik?
Fi kare. Şimdi şurası 36 mı? Şu da mı 36? Bu da mı 36'ydı? Dursun o. 36 72, bu da mı 72? Şu üçgeni görüyor musun? Şuradaki üçgeni. Evet gençler, buradaki üçgen ikizkenar bir üçgen, doğru mu? Şurasında bu kenar fi kadarsa, bu da 72 derece. 72'lerin gördükleri fi fi ise 36'nın gördüğü 1 miydi? Bende kal. Bende kal, kopma. Bak. Arkadaş. Şu kenar ile bu kenar birbirine eşit. Yani fi kare fi artı 1'e eşittir arkadaşlar. Fi kare kime eşitmiş? Pardon. Fi kare kime eşitmiş? Fi artı 1'e. Görüyor musunuz? Bu da bunun geometrik kanıtı. Fi kare neye eşit bulduk? Fi artı 1'e. Zaten ilk denklem de buydu değil mi? Yani fi kare eksi fi eksi 1. X kare eksi x eksi 1 denklemi. Biz buradan fi karenin fi artı 1'e eşit olduğunu bulduk. Bakınız gençler. Burada ufak tefek bir şeylerden konuşmak isteyeceğim. Fi kare eşittir fi artı 1. Güzel, güzel bir soru. Aynen. Yani ne işe yarayacak dediğimiz şey. İnşallah diyorum ben böyle. Hocam bu ne işime yarayacak? İnşallah kardeşim. Kim 500 milyar istere katılırsın? Ve 250 milyarlık soru olur. Anladın? Ya da 500 milyarlık soru olur. İnşallah. Bütün temennim bu yönde. Bilginiz olsun. Evet gençler. Fi kare eşitmiş fi artı. Mesela buradayken bunu yeni bir sayfada yapalım ya. Yeni bir sayfada yapalım. Ben parçalayıp değer bulmaya çalıştım da bu çok mantıklıymış. Teşekkürler. Aynen. Tabii ki kesinlikle Mustafa, başka metotlarla illaki bir şekilde siz çözüm bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar gerçekten başka bir şeyler bulup da yollarsanız çok mutlu olurum. Yani uğraşmanız benim için temel amaç. Evet gençler bakın. Fi kareyi ne bulduk? Fi artı bir mi bulduk? Fi kare fi artı bir. Bu cepte. Tamam. Lütfen bende kal. Diyorum ki fi kübü konuşalım. Fi küp. Fi küp nedir? Fi kare fi çarpı. Fi kere fi kare. Doğru mu? Evet, fi karenin fi artı bir olduğunu biliyorsun. Fi çarpı fi artı bir mi oldu? Doğru mu? Fi küp dediğim şey fi kere fi kare. Evet arkadaşım bu. Senin için. Fi kare artı fi mi oldu? Sen fi karenin fi artı bir olduğunu biliyor musun? Şu adamın fi artı bir olduğunu biliyorsun. O zaman cevap 2 fi artı bir geldi. 2 fi artı bir geldi. Birazdan hoş geldin diyeceğim arkadaşım. Evet arkadaşlar. Fi üzeri 4. Fi üzeri 4 istedim. Fi üzeri 4 dediğim şey ne? Fi karenin karesidir. Bakın fi karenin karesidir. Fi kare dediğim şey fi artı 1. Fi artı 1'in karesi mi oldu? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Ve sen de ben de hepimiz biliyoruz artık fi karenin ne olduğunu, fi artı 1 olduğunu. O zaman 3 fi artı 2 geldi. Pardon. Bunu şöyle düzeltelim. 3 fi artı 2 geldi. 3 fi artı 2. Bulduk bunu. Sıkıntı yok değil mi? Bakın birinciyi de ne bulmuştuk? Onu da bir kere daha şuraya kırmızıyla yazalım. Fi artı 1 bulmuştuk. Fi artı 1 bulmuştuk. Değil mi? Evet. Abi gel bir de fi üzeri 5 bulalım. Fi üzeri 5 bulalım. Fi üzeri 5 dediğim şey ne? Fi çarpı fi üzeri 4. Fi çarpı fi üzeri 4. Fi çarpı fi üzeri 4'ü 3 fi artı 2 buldunuz. 3 fi artı 2. Oradan yeter dediğini duyuyorum. 3 fi kare. 3 fi kare. Artı 2 fi. Dikkat, fi karenin fi artı 1 olduğunu biliyorum. 3 çarpı fi artı 1 artı 2 fi mi? 3 fi 2 fi ne yaptı? 5 fi, pardon şöyle ha. 5 fi artı 3. Hocam bu sınav müfredatında var mı? Beşgen. Düzgün beşgen yok mu? Osman. Beşgendeki sen
sorunun içerisinde x kare eksi x eksi 1 ile karşılaşacaksın. Sen kökü bulacaksın. Ben kökte falan uğraşmayacağım. Ben direkt yapıştırıp geçeceğim. Anladın? Birazdan yazdığım soruda da göreceksin. Direkt yapıştırıp geçeceğim. Evet gençler, şuradaki ifadelerde bir şey görebiliyor musunuz? Yani bulduğum, kırmızı kalemle bulmuş olduğum sonuçlarda. Kırmızı kalemle bulmuş olduğum sonuçlarda bu anlattığı kısmını ben ilk defa görüyorum. Arkadaşlar 2000 kaçtı bilmiyorum da işte sınav sorumuz yani hani bir köşe beşgenin bir köşegeninin bir kenarına olan oranı fi eşittir kök 5 artı 1 bölü 2'dir diyerek soru başlar, ardından soruyu sorar. Beyler, bayanlar, bu kırmızı ile yazdığım yerde şunlar arasında bir şey görüyor musun? Onu soruyorum. Şu kırmızı ile yazdığım şeylerin arasında bir olay var mı?